Gün açan çiçekler gibiydik. Yalan. Günaydınlar abiler, ablalar, merdivenden kayanlar. Ne sıcak. Otelden çıkışımı yapıyorum kardeşim. Şimdi dün konuştuğum ablalar, kızlar vardı. Kostafik'te kalmak için. Onların yanına geçeceğim. Onlarla konuşacağım. Ben de onları bir kafede beklemem gerekiyordu da. Burada edit yaptım. Buranın lobisinde. Videolar yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan. Böyle bir gün işte. Ne yapıyorsunuz? Bugün hava güzel. Fuji'yi görebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Hala Fuji'yi görmek için burada takılıyorum. Amacım gerçekten Fuji'yi görmek. Yani Fuji'yi görmek için beklemek istiyorum biraz daha. İki günde bu kızlarda kalacağım. Couchsurfing uygulaması. Yine reklam değiller söyleyeyim de. Hala amacımız Couchsurfing'i görmek. Şimdi Couchsurfing'i, Fuji'yi görmek. Yalandan bir etrafıma da bakıyorum ha. Fuji'yi görebilir miyim diye de yok. Oğlum aslında bugün mü gitseydik o dün gittiğimiz yere ya? Bugün hava çok tatlı ama dün de böyleydi ya. Dün de güzel başlamıştı. Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Ne oluyor? Kim bu? Özgür. Gönderdiğiniz bir reels'i beğendim. Tamam. Beğen Özgür. Yine şeydeyim. Neyi buranın adı? Metrodayım. Buradan iki durak ileri gideceğim. Ablalarla buluşmaca. Özgür Deniz mesajımıza sinirli ifadesi bıraktı. Özgür, ulaşma kardeşim bana ya. Tamam. Hadi gidelim. Bu videonun girişi birazcık garip oldu. Kahvaltı da yapmadım ya. Yemek de yeseydim keşke. Tamam, hadi gidiyoruz. Yoşu var ya, buradan kaç paraya gideriz abi? Geçen gün yaptığımız illegalliklerden sonra 190. Tamam. Hadi ödeyelim. Ne diyorsun lan? Ananı sikeyim. Oğlum ben şunu alacağım. Gerizekalılar mal şey yapmışlar. Önce bunu ver. Bana bunu ver. Tamam. Buradan geçelim. Hangisine bineceğiz acaba? Atami 4 diyor. Atami 4. Tamam. Numazu Atami. Japonca çok güzel ya. Numazu Atami. Bakalım. Bugün neler yaşayacağız. Şimdi indim. Buradan bir tane kafe söyledi bana. Kafeye gideceğim ama kafede çalışıyor mu yoksa kafede sahipleri mi bilmiyorum, artık ne olduğunu anlayamadım ama kafeye çağırdılar. Bir kafeye gidiyorum. Şu kombinle. Terliklerimle. Hemen ne oluyor? Ayakkabı ayakkabı geldim. Kıyafetini değiştirdim de. Yok. Hepsi kirli. Çamaşırhaneyi arıyorum falan filan yazdım. Bana şey dedi. Bizde var dedi. Kullanabilirsin dedi. Ben de tamam dedim. Yine her zamanki gibi insanlara sormadan video çekmiyorum. Eğer isterlerse videoda olmak. Videoyu çekerim. Bir de bu anda şu anda hiçbir planım yok. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Fuji dönemi görmek için yine bir yerlere gitmek istiyorum ama işte bakalım görebilirsek. Ulan dağ tırmanamıyoruz, dağ göremiyoruz. Ne la bu? Haa. Lan. Bir ufak dağlar gördüm. Dedim aha. Ama no. Bu nasıl metro olmuyor? Nereden çıkacağız? Bir ihtimal belki görürüm sanıyorum. Bakıyorum yine de yok göremiyorum ya Fuji'yi. Gerçekten Fuji'yi göremeden gidiyorum ya. İnanılmaz çok sinirim bozuluyor ya. Göreceğim kardeşim seni. El yata bel yandan göreceğim. Oğlum kızın adı neydi ya? Dur kızın adına bakayım da. Salak gibi. Tamam. Anla. Abla Ukraynalı. Kankası da Çinli ev arkadaşı. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. Çok evsiz gibi gözüküyorum ya. Öyleyse ama ne yapalım. Burası mı cinkafe? Bu ne oğlum? Çok entelektüel bir yere benziyor. Geldim. Sipariş verdim. Şimdi bir kek, meyve suyu falan yapacağım tatlı kahvaltı niyetine. Sonra bekleyeceğim işte, ardından eve geçeceğiz. Eşyalarımı falan koyacağım. Kahvaltımızı yapalım şunlarla. Mis gibi yiyelim ve gidelim. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Garip bir şey. Ama cincir mincir bir şeyler dediler de. Çok güzel, muazzam bir şey lan. Yemin ederim bayıldım, çok iyi. Bunun da tadı ayrı güzel, yemin ederim. Şimdi şeyin farkına varıyorsun. Yurt dışına çıkınca. Ürünlerin kalitesi. Yani bir çikolatanın, bir sosun, ne bileyim bir şeyin tat kalitesinin farkı var yani.
Bu ikisi 1050 yen tutmuş. 1050 yen ne yapıyor biliyorsunuz mu? 250 TL. Mis gibi. Bence gayet mantıklı. Güzel. Böyle bir yerde keyif yapıyoruz. Bu ikisi 250 TL tutuyor. Yani böyle bir mekan için iyi bence. Ya ben de su içiyormuş gibi meyve suyunu içiyorum arkadaş. Bir su içeyim de. Hepinize merhabalar. Bir gün sonradan 3 kere merhaba diyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ben hazırlandım. Bugün yine Fuji Dağı'nı görmeye gidiyoruz. Umarım bugün göreceğiz. Şeyde kalıyorum. Geçen videonun daha devamındayız ki. Dün hiçbir şey çekemedim. Çünkü geldim, yerleştim, insanlarla tanıştım ve sohbet ettik sadece. Oturduk, yemek falan yedik. Bazen her şeyi çekemiyorum. Ve şey yapmadım böyle, çekmek istemedim. Çünkü güzel bir ortam vardı. Sohbet ediyoruz falan, tanışıyoruz. Saçım iyi ya. İyi. Gözlük. Millet gözlük havasına takıyor, biz buraya takıyoruz. Sıkıntı yok. Let's go. Şimdi kapıdan çıkalım. Çıkamıyoruz çünkü. Evet, kilitlenmiş. Evet, şimdi benim de kilitlenmem lazım kapıyı. Kapıdan çıkmayalım, buradan çıkalım. Şey var. Nasıl diyeyim, dur. Nasıl şey anlatabilirim ki? Gençler burada yaşıyor ve çalışıyor. Gençler dediğimde iki Ukraynalı, bir tane Çinli bir abla. İşle birlikte yaşıyor. Beni de eve kabul ettiler. Bedava konaklıyorum kardeşim, sağ olsunlar. Eğer olursa akşam yine video çekerim onlarla. Eğer izin verirlerse. Hiç sormadım, ne yalan söyleyeyim. Çünkü dün öyle güzeldi ki. Sakin sakin sohbet moped ediyorduk ya. O yüzden çok izin gelmedi hiçbir şey. Neyse, bugün amacımız Fuji Dağı. Fuji Dağı nerede kalıyor? Fuji Dağı'nı görmek istiyorum ben kardeşim. Hemen Google'dan nerede kaldığına bakayım. Ya bugün 3. günüm Fuji'nin olduğu yerde. Fuji Dağı'nın olduğu bölgede 3. günüm. Ve hala Fuji'yi göremedim. Yani Fuji'yi görmek istiyorum. Dün kızlar da şey dedi. Fuji'yi görene kadar kalabilirsin. Sorun yok bizim için dedi. Ama yani dostum. Bu tarafta kalıyor. Şu binanın arkasında kalıyor. Ama görelim yani kardeşim ya. Google'dan baktım. Bir tane tepe var. Dağa çıkacağız. Fuji'ye çıkamıyoruz ama ufak tepelere çıkacağız. Görebilirsek artık, nasipte varsa. Artık yoksa da şuradan gideyim. Burası yol galiba. Artık göremezsek de yapacak hiçbir şeyim yok. Şuna bir vurasım geldi, futbol topu gibi. Bakıyorum. Biraz daha gideyim. Bakıyorum. Yok yani. Yine yok, yine yok. Kafayı yiyeceğim ya. Açıl lan Faysal diye. Faysal diye böyle yapıyor. Bu lavuk kim ama? Gözlükten dolayı tanıyamadı. Anasını avradım. Çok sıcak hava. Hiç iyi bir hava değil yürümek için. Neden sadece Fuji Dağı'nın olduğu yerde bulut var? Ben ne anlamış değilim. Fuji Dağı şu an tam arkamda kalıyor. Ben şöyle gidip oraya gideceğim de. Hala anlamış değilim yani. Neden? Neden burada sadece bulut var? Bakıyorum ne kadar ödeyeceğimizi. Bak 210 yazıyor, gördün mü? Ayarladım. Hello. Where can I buy ticket? No ticket? Here? Huh. Ticket. I want to go here. Tatyobari. Okay. Yeah, hi. Thank you very much. Bundan 12 defa bu kadar bir soğudum var. Tamam. Hangisinden gidiyorsan o bakayım diyeceğim de. Bir tane var galiba olan burada. Baktım Hamamatsu'ya gitmemiz gerekiyormuş. Hamamatsu. Doğru, biz geriye doğru gideceğiz. O zaman Hamamatsu mantıklı. Demiş de dostum bizim yüzümde. Kalkın bir sırada bekleyin. Nerede bekleyeceğim bilmem ama. Galiba tam şu karşımda olması lazım, bakayım. Evet, yani tam karşıda olması lazım ama yine bulutlu, yine göremedik. Ya of. Harbiden canım sıkılardık ya. Tam ilk başta takmadık makmadık da yani sadece para harcıyoruz, bekliyoruz ve göremiyorum. Çok kötü bir şey ya. Geleceğim zamana bak arkadaş, yemin ederim.
büyük ihtimalle tırmanışları da bu yüzden kapattılar. Görüş açısı yok diye. Yani full bulutlu, full... Belki orada yağmur yağıyordur, bilmiyorum. Çıkalım şuradan, yürüyelim bir. Tırmanış yapalım bari, ne yapalım? Manzara görürüz. Aslında örneğin küçük istasyon olabilir. Çok sessiz bir yerdeyim zaten, fark etmişsinizdir. Gidiyorum, dağ tırmanışı yapalım bugün. Bir ümit, bulutlar gider ve Fuji'yi görürüz. Öneriz ki. Eğer bugün de göremezsem, yarın sabah 6'da 5'te falan kalkacağım. Yani artık aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Bir şekilde görmek istiyorum ya. O kadar geldik. Görmeden gitmeyelim. Değil mi? Bu arada belediye... Tamam. Ses şey yaptım. Videoyu beğensenize ya. Videoyu beğenmek çok önemliymiş. Biz neredeyiz amına? Bu nere oğlum bura? Dış yerlere geldik ya. Tamam, çıktıktan sonra sola dön diyor. Soldan tamam. Yok, buradan değil. İleriden soldan tamam. Ne garip yerdeyiz ya. Japonya havası. Çok sıcak. Çok fazla sıcak. Meyve suyu aldım. Çok sıcak diye. Hem içeceğim hem bir kendime geleyim. Kahvaltı yaptım bu arada. Evde kızlar kahvaltı hazırlamış. Ondan yedim. Sağ olsunlar. Devam. Neydi lan? Davay. Rusça, Ukraynca dün konuşmaktan. Davay. Doğru. Buradan düz. Hadi bakalım. Şu galiba karşıdaki dağa çıkacağım. Evet. Hatta zoomlayayım size. Gördünüz mü? Şuraya gideceğiz. Bir saat falan sürecek galiba. Sıkıntı yok. Şuradan git diyor bana Google. Tamam Google, gidelim. Bağırma bana Google. Buradan dümdüz git diyor. Buradan dümdüz git. İleriden sol sağ yapacaksın, çıkacaksın diyor. Tamam. Yani şu an olduğum yerden kaç dakika diyorsun? Bir daha yol tarifede. 29 dakika, tamam. 10 dakikadır yürüyoruz. Totalde 40 dakika. Hadi bakalım. Keşke Fuji'yi görebilseydik ama. Olsun. Sinirlendim. Bir tık da sıcak geldi. Artık şey mi yapsak ya? Güzel yüzebileceğimiz, tatil yapabileceğimiz bir yerlere mi gitsek? Geldim. Evet. Buradan girişimizi yapıyoruz. Buradan değil değil mi? Buradan. Galiba buradan. Hadi bakalım. Umarım özel bölgeye girmeden yürürüm. İnanılmaz garip bir kelebek gördüm. Baksanıza. Simsiyah, yarasa gibi. Bayağı da güzel. Ben neyse yoluma bakayım. Bir tek terledim, fark ettiniz mi? Çok sıcak oldu ya. Bir de sabah bir siyah giyindim. Bu arada benim siyahtan başka şeyim yok lan. Bir gri, bir beyazım var. Geriye kalan 4-5 tane hepsi de siyah. Akli dengem gitti galiba, çok sıcak. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Sesimizi her gök dinlesin. Çok sıcak. Gerçekten var ya, ilk defa bu kadar zorlandım. Ben var ya, Everest'e çıkarken bu kadar zorlanmadım ya. Everest ana kampına gerçekten. Soğukta var ya bir şekilde hallediyorsunuz ama sıcakta çok zor. Şuraya çıkamıyorum ya. Bir 15 dakikadır falan tırmanıyorum galiba. Bu ne lan? Mandalina mı? Ne bu? Bakın şurada meyveler var. Oh, inanılmaz sıcak. Çöktüm ya. Gerçekten çöktüm bu arada yani. Bilmiyorum, belki ayakkabı seçimimden ötürü de olabilir. Bu ayakkabılarla düz tabanlarla tırmanmak da mantıksız olabilir de. Ama abi düz yol yani, bu düz yolda da... Ana, karıncalar varmış lan. Oğlum pardon beyler, kusura bakmayın. Yani belki de düz taban olduğu için yürümesi zordur. Bilmiyorum ya, kafam çok şey yandı. Bir saniye bekleyin siz. Benim için bir 20 dakika falan olacak ama biraz dinleneceğim. Galiba Google bizi birazcık yanlış yerlerden götürdü. Şimdi hafif bir düzlük var. Ama yine tırmanacağız büyük ihtimal. Otostop çeksem. Yok. Tırmanışta otostop çekilmez kardeşim. Tırmanışın şeyi vardır yani. Experience'ı. Deneyimi, tecrübesi. Tırmanacaksanız da tırmanın, evet yani. Cümle çok yanlış oldu. Tırmanmak ayrı bir experience, deneyim. O yüzden çekmeyin otostop. Yürüyebiliyorsanız yürüyün. Yürüyemiyorsanız otostop. Yok, şaka. O kadar da değil. Hala genciz ama sıcak. Yalan söyleyemem bak. Hissettiniz mi sıcağı? Galiba buradan döneceğim. Evet, buradan galiba. Yol çok garip lan. İnşallah özel bölgeye girmekte korkuyorum. Milletin arsasına girmeyeyim diye. Sadece dağa çıkmak istiyorum. Galiba bu yol gidiyor. Hadi gidelim.
garip bir yerden dönüyorum. Şöyle manzarayı göstereyim. Şehir burada kaldı. Bu da benim manzara. Buradan devam ediyorum. Umarım bir kaplan, timsah bir şey gelip saldırmaz. Tam öyle bir hava var çünkü. Geldik. Park burası galiba. Ne var ne var hiçbir şey bilmiyorum. Şurada bir tepe var ama önce şu dış kısma gidip dur bakayım. Geldik, tamam. Şu kapat. Bir dakika Google yapıyorum. Tamam, sağdan git. Şurada tuvaletler vardı. Tamam, tuvaletlere doğru gideyim çünkü otomat vardı diye düşünüyorum. Su almak istiyorum. Sonra şurada bir manzara var. Manzaraya çıkarız. Devam ederiz ama önce gerçekten suya ihtiyacım var. Su istiyorum. Otomat vardır herhalde buralarda. Bu tarafa gitmeyeyim dedim çünkü gel git yaparım. Önce şuraya bakayım, buraları görelim. Sonra diğer tarafa gidelim. Belki burada vardır. Çünkü gerçekten çok susadım. Daha yakına gitmek istiyorum. Ben hala buranın ne olduğunu çözemedim. Büyük bir park ama şurada şey var. Nedir onun adı? Katamafe var. Şurada bir tane manzara var. O manzaraya çıkmak paralı mı bilmiyorum. Oraya bir bakacağım. Başka bir şey aklımda yok. Şimdi sadece yürüyorum. Yürüyorum. Sadece binelim. Ama önce su lazım ya. Gerçekten su istiyorum. Şoförün yeşillikleri ayrı güzel ya. Çok seviyorum. Çocuk parkı ama o tepeye ben çıkarım kardeşim. Çünkü hala çocuk istedim. Kim? Örümcek ağı. Beyler bu tuzak mıydı? Örümcek ağı vardı. Umarım bir sıkıntı yoktur. Hadi çıkalım. Örümcek de örümcek ha. Bak örümceğe. Görüyorsunuz mu? Metle lan. Şuna bak. Kocaman. Umarım tuzak kurmamışlardır bana. Ve tadaa. Çıktık. Ulan Fuji'den öyle bir kapatmışlar ki hiç göremiyorum. Evet manzara güzel. Bildiğiniz şehir manzarası. Biz nereden geldik ya? Bakayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Bu arada burası çok fabrikaların olduğu bir yer. Bak size zoomlayayım. Gördünüz mü? Bak fabrika. Full fabrika ve şeyler var burada. İş alanları var. Bu yüzden de buranın havası pismiş. İngilizce'de şey diyorlardı. Poli neydi ya? Unuttum. Ama işte çok tozlu ve çok pis diyorlar buranın havasına. Çünkü çok fabrika varmış. Nefes almak da burada zor diyorlar. O konuda da bir tık haklılar. Şeyler söyledi bana. Evinde kaldığım kızlar söyledi. Nefes almak çok zor dedi burada. Haklılar da. Evet bir ben yine susadım. Abi ben su içmem lazım benim ya. İşte bari bir hızlı gidek ya. Değil mi? Ya çocuklar pisletmişsiniz ya. Götüm batar. İstemiyorum. Vazgeçtim. Çamurlu basmış çocuklar. Devam. Bir tapınak. Kuşlar. Onun avradını. Beware of monkey mi? Asiktir lan mamun varmış. Şerefsizim ki bilmiyordum. Ve yolda gelirken dedim ki ulan sesler geliyor. Maymun olabilir mi dedim. Dedim ki ulan burada ne maymun dedim. Ananı avradını. Hiç bilmiyordum bu arada ya. Duydum Japonya'da maymun olduğunu ama burada maymun olduğunu bilmiyordum. Tamam biraz daha dikkatli olacağız. Yeri beni bir tık tedirgin etti. Buradan mı yürüyelim? Tam buradan gidiyorum abi. Bir tık tedirgin etti beni. Umarım maymun görürüz de bir severiz. Kafasını okşarız. Yarıda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama tam şurada bir örümcek var. Dur. Aha gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Şu ağın büyüklüğüne bakın. Yani neredeyse şuradan şuraya zaten bir insan kadar vardır. Aşırı büyük ve kocaman bir şey var. Şu alttan geçeyim. Abi zekice yapmış. Yukarıya kurmuş. Bak görüyor musunuz? Tam şurada ince bir çizgi var. Nasıl gösterebilirim ki size onu ben ya? Birazcık gözüküyor bak. Gördünüz mü? Yeni şaşıdan çık. 1x bak. Neyse gördüğünüz kadar. Bu ne oğlum? Burada yılan da varmış. Oğlum biz nereye geldik abi? Maymun diyor. Bu yolda yılan tabelesi var. Bu yolda maymun tabelesi var. Hangisine gidelim? Gel biraz şuradan gidelim bakalım ne var ne yok ya. Çok da dalmayalım ormanın içine de. Orman yani adamların evi. Bir de ben çok salak gibi bağıra bağıra konuşuyorum. Büyük sıkıntı olurlar bana. Şey yazıyor tabelada. Dikkat edin. Göz teması kurmayın. Yemeklerinizi vermeyin. Falan filan yazıyor.
Oğlum inanılmaz gerildim lan. Niye böyle oldum ben? Ve şurada yine örümcek ağı var. Abi ben var ya yılanı tercih ederim ya. Ben bu değil de. Şöyle bir tepeye de bakayım da varlar mı? Bir tık gerdi ya beni. 800 metre gidemem kardeş, hiç kusura bakma. Şu üste çıkalım birazcık ya. Şu yoldan bir çıkalım bakalım nereye gidiyor. Burası daha çok insan yoluna benziyor. Diğeri full maymunlar için yapılmış gibiydi. Lan dal düştü, altıma sıçtım korkudan. Tamam. Bomboş bir arazi, iki insan var şurada, iyi. Şuradan gidelim. İnanılmaz fazla etrafta örümcek var ya. Bak yine. Her yerde örümcek ağı var oğlum ya. Bu örümcekler burada yuva yapmış bir sürü. Baksanıza. Bir sürü örümcek var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu an çok yakından tutuyorum ama. Dur. Ha. Şu. Netlesene lan. Bu gördüğünüz işte. Öndeki canlıyı netler misin telefon? Netlemiyor. Neyse. Bayağı garip bir canlı var burada bir sürü. Bir de kimse yok abi. Tek benim yani. Buranın da mı sezonu bitti kardeşim? Burası da mı kapalı normalde? Şuradan gidelim. Az daha tepeye çıkalım. Bilmiyorum nereye gideceğim çünkü. Please keep on eye on the child. Çocuğunun gözünün önünde tut diyor. Dikkat et diyor. Yine örümcek ağı yok değil mi lan? Var. Gidiyorlar. Çıkalım bakalım burada ne var yok. Yine tırmanıyoruz. Harika. Ben kanalı artık tırmanış şeyine çevireceğim ya. Tırmanıyoruz. Matt Dalton'da tırmanıyoruz. Fuji? Fuji nerede? Sorry. Where is the Fuji? I'm looking around. Bu ne lan? Aa Fuji. Burada. Hani? Ağaç? Yok. Yok ki Fuji. Dur siz görmüyorsunuz değil mi şeyi? Dur. Oh, 1x. Dağ var. Harita çizmişler. Şurada bir yalandan dağlarımız var diyor. Burada yalandan dağlar var diyor. Fuji burada diyor. Şurada bir şeyler var. Kamp mı? Oh, çok sıcak lan burası. Hani Fuji oğlum hani? Kafa açacağım şimdi şuraya. Yok Fuji yok. Ekte bir şey kalmadı galiba. Neyse ilk baş gideceğimiz yere gidelim. Tuvalet tarafına gidelim. Ya ben kafamı seveyim ya. Daha kestim olurum diye buraya geldik. Daha uzun çıktı. İnanılmaz susadım ya. Ne olur ATM falan bir şey bulalım. ATM düşüyordum. ATM'den kastım otomat ya. Sıcak alalım. Tuvalete girdim, bir elimi yüzümü yıkadım. Normalde buralardan su içip yani. Normalde buradan değil. Ne oluyor kardeşim? Kim ateş ediyor almanı? Gelin bir ateş sesine gidelim. Normalde Japonya'da çeşme suyu içilebiliyor. Ama niyesi içesim gelmiyor benim özellikle tuvaletlerden. Kötü hissediyorum kendimi, içemiyorum yani. Bilmiyorum belki Hindistan'dan sonra travma olmuş olabilir. Çeşme suyunu pek içemiyorum. Şimdi hala su arıyorum. Su bulmam lazım. Bir de bir yandan şu ateş sesi var, ona gidelim. Belki birisi avlanıyordur. Tenerife Parkı'na gitmeyeceğiz. Oğlum birisi ateş ediyor, koşun. Birisi gerçekten ateş ediyor. Biraz kestirmeden gidiyorum. Umarım kayıp düşmeyiz. Bir de yandan da sinek var, şey sinekler var. Bir yandan yok nasıl ki örümcek ağına takıldık beyler. Sikim ya. En çok korktuğum şey başıma geldi. Örümcek ağına takıldık. Umarım üstümde örümcek yoktur. Ya of ya. Spider-Man olacağız yemin ederim. Her yerimde örümcek ağını hissediyorum şu an. Üzerimde örümcek varsa söylesenize. Çok kötü huylandım şu an. Bir dakika kestirmeden gidelim dedik. Başımıza gelene bak. Elimde şöyle yapayım da. Bir yandan birisi silahla ateş ediyor. Hadi be kaybolduk. Var mı bir tane ateş ediyor? Duyuyoruz mu sesi? Oğlum. Bir şeyler var ha burada. Ya tamam. Google'a girdim baktım. Yanımızda bak yine örümcek var. Yanımızda işte ateş poligonu pisti varmış. Dın dın ateş ediyorlarmış. Ben de. Evet yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey gerçekten yok. Şurada otomat var mı diye bakıyorum. Otomat orada da yok. Ben geri zekalı gibi dağın tepesine çıktım ve otomat yok. Harika.
Hadi geri dönelim. Bir de bu yol yürüyeceğiz ya. Ben şeyi fark ettim. Sıcak, susuzluk ve böyle gereksiz şeyler gelince enerjim düşüyor. Yani bunlar konuşunca birazcık moral bozuluyor tabii. Haydi bakalım biz devam edelim. Yolumuza gidelim, dönelim kardeş. Ama harbiden buraya çeşme ve su, içecek su alacak bir yer koymamaları çok garip. Aşağıda her 3 adımda bir yerde otomat var. Aslında buraya koymanız lazım otomatizm kardeşim. İniş çok basit lan. Yokuş aşağı sallıyorsun böyle eller kollar. Biraz kamera sallan dur. Böyle gidiyorsun. Mükemmel. Birazcık bazen fazla hızlanıyoruz. O biraz kötü ama olsun. Hızlı gidiyoruz ve yorulmuyoruz. Ama çok susadım. Benim yerime şu an su içer misiniz? Gerçekten gidiyoruz su için. Su çok önemli bir şey, bunu fark ettim. Kesin su için. Şu an, saat şu an 2. İnişe geçtik ya kardeşim, Güneş Beyefendi. Az ısıtıyor şimdi de. Yani çıkarken son gücünü açmıştı, fullemişti gazı. Şimdi kıstı. İniyoruz ya, Güneş seninle var, aramızda sorun var. Ama çözeceğim bir gün. Göreceğiz. El mi yaman, bel mi yaman. Bu herkes söylüyor ya. Yok Japonya'da her yerinde, her yerinde otomatlar, otomatlar diye. Büyük bir yalan. Yoktu yukarıda, yoldan gelirken de bulamadım. Aşağıya geldim bak şehir merkezine. Daha yeni buluyorum. Bak şurada ve şurada iki tane var. Hangisinden ne alacağım bilmiyorum. Önce şuradan geçeyim de. Aquarigi, o su değil. Diğeri çilekli. Aha. Mineral water, tamam. Su, evet su var. Yemin ederim var ya, hiç kimse insanın susuz kalmasın. Cümleyi bile kuramadım ya. Kuramadım. Gidin su için gerçek diyorum ya. Kendinize gelirsiniz bak, bir su için. Ciğerleriniz tazelensin. Az yoruldum, inanılmaz acıktım. Ben gidiyorum. Nereye biliyor musunuz? Çok yeni bir market değil. Restoran keşfettim, oraya yemek yiyeceğiz. Sizi de götürüyorum. Abi dur, her şeyi anlatacağım. Bir anda her şey çok karıştı. Çok kaos oldu. Şey oldu, abi bana Instagram kullanıcı adını falan verdi. Olaya bak. Abi Türkiye'ye gitmiş daha önce. Türkiye'yi gezmiş falan. Bana geldi sen Brezilyalı mısın falan diye sordu gelirken de. Neyse. Garip bir anda dur. Koştum, yoruldum ya. Şuraya oturayım ya. Başka yere geleceğimi düşünmüyordunuz değil mi? Aynı yere geldim. Vay abim, kolay gelsin. Bana değil ama. Bizim arkadaş o da. Burada çalışıyor. Makineyle de arkadaş olduk. Neyse gel abla. Sarıkola. Elim ayağım titriyor. Supra gördüm. Dur çok heyecanlandım. Supra'nın yanına gideceğim. Ananı avradını. Oğlum hayatım ilk defa Supra görüyorum lan. Durun. Çok mutluyum lan oğlum. Durun. Oğlum Supra'nın yanına gidelim. Heyecanlandım. Yemekten çıktım. Kaç ödedim lan? Ne kadar ödedim? 600 ödedim. Pizza 400. İçecek standı 200'e veriyorlar. Her şey sınırsız. İçmek isterseniz 200. Yani. Haberiniz olsun. Oğlum inşallah kızmazlar ya. Şimdi fotoğraf çekeceğim. Hadi hadi haydi. İnşallah bir şey demezler ya. Oğlum kapandı mı ki burası? Dur bakayım. Alıcı gibi gitmeyelim de. Sadece bakacağım abi ya. Müzik gibi. Hayatımda ilk defa Supra görüyorum oğlum. Çok heyecanlandım lan. İnanılmaz güzel bir şey ya. Otur şunu saatlerce izle harbiden. Bilmiyorum, belki araba sevmeyenler olabilir ama ben gerçekten çok seviyorum ya. Muazzam bir şey. Çok mutluyum lan. Fotoğraf falan çekeceğim. Şöyle falan selfie bir şeyler yapayım. Çok iyi ya. BBS jant takmış. Ricardo mükemmel ya. Vallahi. Umarım kazasız belasız binersin abim. Ay iyi. Mükemmel. Çok iyi ya. Muazzam bir araba. Neyse.
daha fazla şey yapmayalım şu böyle bir tık daha. Şimdi abiler çünkü oradan bana baka baka geçtiler de. Çok mutluyum, aşırı mutluyum. Yemin ederim var ya, bugün Fuji, Fuji. Lan Fuji diyor, oğlum ne oluyor lan? Aa. Vallahi Fuji'nin yarısını gördük, dur heyecanlandım. Ana, aa. Oğlum Fuji'yi de görüyoruz lan. Ne oldu lan? Bir anda hayat güzelleşmeye başladı. Aa. Dur bakayım. Aa. Evet yani çok az da olsa görüyor musun Fuji var? Kamera netle. Bak bu Fuji. Çok az da olsa, yani tepesi gözükmüyor ama. Aa. Oğlum çok iyi bir yandan Supra'yı gördüm, hayalimdi. Fuji'yi çat pat gördüm. Yani garip bir gün, evet. Neler olduğunu anlayamadım. İşte ben eve doğru gideyim ya. Çok garip bir gün. Uf, yani bu hayatımda çektiğim en iyi videoydu bence. Neden biliyor musun? Supra gördüm. Arkadaşlar ben Supra'nın hastasıyım. Yani araba benim için böyle orgazm ya, anladınız mı? Hani nasıl desem ya, anladınız işte ya. Orgazm yeter bence. Zevk doldum, zevk. Çok enerjim. Yüzüm gülüyor, fark ettiniz mi? Mutluluk hormonlarım, testosteronlarım arttı. Tamam neyse hadi. Çok da şey yapmayalım. Sadece arabayı görünce böyle oldu. Düşünsenize bu arabayı satın aldığımı falan. Annen avradını. Neyse o günler de gelecek, inanıyorum. Birilerini dolandırırız. Kumar mı? Diğer türlü imkanı yok yani. Yağmur da yağıyor. Yağ lan yağ, sen de yağ. Hiç sorun yok. Ben geri gidiyorum yürüyerek. Evet. Bir Supra'm yok ya, bineyim gideyim. Durdum bir noktada. Daha çat pat gözüküyordu yanları falan, sağı solu. Taktım kulaklığı, bir yarım saattir falan burada dikeldim böyle. İzliyorum. Ya galiba gördük diyebiliriz ya. Baksanıza yani. Çok çok üstü kaldı sadece. Orada da hafif bir bulut var. Şu an kar yok büyük ihtimal. Yani bu sezonda kar yok diye biliyorum. Kar yok diye biliyorum. Bazen de şey okumuştum. Şimdi hangisi doğru bilmiyorum. Bazen de ama. Bir de şey diye hatırlıyorum. Her zaman tepesinde kar var diye biliyordum ama şu an gerçekten hava çok sıcak. Yani bu sezonda olmamış olabilir. Ha bilmiyorum. Tepesi böyle mi bunun? Yoksa yani daha fazla devamı var mı bilmiyorum kar olan kısmı. Aa ben gördük sayacağım artık ya. Yani ne diyorsunuz? Ya bence gördük, baksana. Fuji. Bilmiyorum. Bir garip hissettim. Oturmadım hatta şurada. Oğlum burası küflü ya. Pantolon da küf bulaşmış. Hay anasını. Neyse. Bir yerden gidiyor, bir yerden geliyor yani. Bazen kötü şeyler de gelecek ama mutlu olmamız lazım. Supra gördük ve Fuji'yi gördük. Bence Fuji'yi gördük ya. Bu Fuji'dir bence. Kimse şöyle bir çekim. Evet. Fuji ve çocuğu. Şu bazı çıkıntısı var. Tamam. Hadi gidiyorum ben geri eve. Görüşürüz Fuji. Belki bir daha denk geliriz. Beden iyice gözükmeye başladı baksanıza. Ya bu yani. Bundan daha fazlasını göremezsiniz ha. Gördük. Tamam. Mission passed. Next station. Tırmanmak abi. Bir sonraki adımımız. Ya tırmanabiliyorsan ben tırmanmak istiyorum. Ben kıza da şey dedim. Artık dedim şeyleri değişti. Bir şeyler izin almam lazım falan filan demiştim ama. Bana kız sağ ol abi. Tırmanabilirsin dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çinli ablaya güvenesim geldi bir nevi. Çünkü tırmanmak istiyorum. Oh, neyse. 3000 metre bir şey değil ya. Hiçbir şey. Şimdi evdeyiz. It's not good. Şimdi bir tane dondur. You can yeah, yeah, right there. We need help. Bitmeyiz bunu. What is this name? Tiramisu ball. Like a ball. Yeah. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl, göreceğiz. Okay. Oh, this is looks like, yeah. This is what is big. Oh, okay. Wow. Is big. Yeah, it's okay. Big. But every, you know, ladies first. No, I cannot. We can share if you want. It's allowed. Okay. We can share. No, we can share. Really. No. You can. Okay. Okay. It's so too much. Yeah. It's okay. Just a moment. Mm-hmm. It's looking good. Yeah. You doing everything fast, you know? You're not doing slow. You're running. Fast. You're running. Yes. Yeah. You are fast person. I don't know. Yeah. Yeah, but this is maybe it
I was working first in cafe. I don't know. Because the owner say fast, yeah, fast. I know, same in Turkey, yeah, yeah, yeah. But you, sometimes you can be relaxed, you know? Yeah. How is it? İtatekinmaz. Mm-hmm. Спасибо. Пожалуйста. Sorry, пожалуйста. It's good? Delicious. Ooh. Ooh. Yeah, original chocolate. I think yeah. In Japan, I want to hold like that. Yeah. In Japan, the some like a chocolate, some fruit. They are really tasty. Yeah. They have very good quality. Mm-hmm. I think. Çok iyi. It is very good. Yeah. In Turkish. Çok iyi. Yes. Yeah. Çok iyi. Your pronunciation is so good. Çok iyi. Çok iyi. Yeah. And also, here is have kiwi, little bit yellow, but yeah. Abi, birazcık sarı ama kiwi. Normal kiwi'den daha güzel bu arada. What is this name? Is normal kiwi have little bit you feel in your tongue, you know? Mm-hmm. But this kiwi, like hair. yeah, hair, yeah. Yeah, hair. But this kiwi is no, yeah, really, like really. Yeah. I prefer this bold. Yeah, I don't remember how it's bald. Yeah, no hair. No hair, yeah. Bald. Yeah, bald. Kel kiwi, öyle diyeyim. Kel is Turkish. Kel. Kel. You know what I want? What we have common word, same word. Mm. In I found in Russia, is okay? Yeah. Okay. Lamba. Lamba? Lamba. Lamba. Yeah, yes. Same. Chauffeur. Chauffeur. Mandalina. Mandarin. Mandarin. The orange. Orange. Yeah, the small orange. Okay. Oh, corridor. Yes. Is long. Yes. Yes. Long, yeah. Okay, this is same. Yeah. Also, what we have? Oh, ayva. Ayva. The. Yes. For. Yes, yeah, yes, yeah. Yes, ayva. Okay, same. What we have? Palto. Palto. Palto is, you know, palto. 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 Too many. The konser, problem, krem, benzin, yeah, krem, benzin yeah. Sigara, mm-hmm. Almaz, elmas, huh? Almaz, mm-hmm. Albüm, album, mm-hmm. Gaz, elektrik, yeah. Elektrik siki, yeah. Mm-hmm. Kontrol, kredi, gazeta, gazeta. Newspaper, yeah. Yeah, newspaper, yeah. Oh, this is so interesting. İpotek. İpoteka. İpoteka. Yeah, we're using ipotek. Mm. Yeah, same. And what we have? Mağaza. We say fener, you say fakel. Fakel? Oh. Fakel? Fener. Fener, hi. Yeah, fener, awesome. Fener, yeah. Mm. Fener. Yeah. Yeah, we have, I think this. Fakel is like a burn. Old. Old, yeah. Old, yeah. Okay, yeah, maybe. Yeah. Yeah, we have this. Also, metro, so this is so classic. Ah, baklava, you say baklava is, yeah.